Münafıklığı aslımıza göre ben ara ara anlatıyorum. Münafığın internetten, telefondan başka bir silah olmak bu devirde. Mehdiyet'in de en büyük silahı gene internettir. Yani iki güç orada çatışıyor. Yani sanal bir mücadele var. Ama şimdi mesela münafıklar olmasa daha hoşumuza giderdi gibi, ama münafık olmasa akıl o kadar gelişmez. Kur'an'ı o kadar iyi anlayamayız. Girif detayları o kadar göremeyiz. Münafığın aydınlattığı ışık, ortam bize bütün dünyayı gösterir. Yani onun karanlık dünyasının karanlık feneri birçok yeri aydınlatır. Oradan birçok şeyi görebiliriz. Yoksa biz kendimizden bunları görmemiz çok zordur. Biz kendimizden göremeyiz. Onun için münafığı kendi haline bırakıp iyi izlemek gerekir. Ya yani münafığı direkt durdurursan onun sanatını öğrenemezsin. Mesela küt diye durdurursan, pardon, diyorsun ki şunu yapma, bunu yapma. Sanatını öğrenemezsin. Onun kirli sanatını öğrenebilmek için onu serbest bırakıp izlemek gerekir. Yani akılcı olarak analiz etmek gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz o devrin azılı münafığına ve çevresindekilere ellemiyor. Hazreti Musa. Dokunmuyor yani. Sadece izliyor. Mesela biliyor onu. Ama dokunmuyor. En fazla verdiği ceza diyor ki sen bana dokunmayın diyeceksin diyor. Ömrün boyunca. Münafığın kaşarlığının, azgınlığının, pişkinliğinin, yüzsüzlüğünün nedeni Allah'ın kendini izlediğini önemli görmez. Küfrün izlemesi onun için önemlidir. Yani o anda Allah'ın onu gördüğünü görmek istemez. Duymak istemez. Arsızca ve hayasızca devam eder. Ama işte aklın gelişmesi için de ona çok ihtiyaç var. Mesela şeytan olmadan akıl gelişmiyor. Nefis olmadan akıl gelişmez. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan onlara bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler. Sonra bir bakmışsın ki görüp bilmişlerdir. Bir daha. Şeytandan onlara bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler. Sonra bir bakmışsın ki görüp bilmişlerdir. Evet. Allah düşünmeye orada dediğiniz gibi şeytanın vesile oldu. Düşünün, düşünün, iyice düşünün. Bilmişlerdir.